Çok sadeleştirilmiş bir konu bu. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren hani gençler de kolay öğrenebilsin falan diye perdeleri azaltmışız, makamların sayısını azaltmışız, her şeyi böyle bir süzgeçten geçirip sadeleştirme ve kolaylaştırma adına biraz fakirleştirmişiz. Şimdi yani benim tespit ettiğim neredeyse 600'e yakın makam var. Bunların içerisinde şu anda kullandığımız belki 15-20 tanesi var ortalıkta. Bu tabii bir fakirleşme sonucu. Yani zaten onları da yine bir 3'e 4'e indirmiş durumdayız. Yani 15-20'ydi. Dolayısıyla hani bunlar bir ihtiyaç zannediyorum. Yani müzikoloji araştırması açısından, müziki tarihi açısından bu böyle bir ihtiyaç var. Gerçi yapılmış çalışmalar var ama biraz benim anlayışımdan uyumayan bir takım tarifler var. Ben bizim muski fazla detaya girmek istemiyorum. Bizim muski bir seyir dediğimiz, yani bir melodik seyahat olarak düşünmek lazım. O melodik seyahati anlatmak, perdelerini, nerede duracağını, ne tarafa gideceğini, işte nelerle karışacağını filan. Bunlar eski kitaplarda gayet güzel anlatılmış ama bugüne aktarılmamış. Ben de öyle bir çalışma içindeyim. Biz 1926 yılından 1976 yılına kadar devlet kurumlarında öğretilmesi, bahsedilmesi yasak olan bir muskiden bahsediyoruz. Tabii şu andaki genç arkadaşlarımız, neyzenlerimiz, kanunilerimiz, okuyucularımız böyle bir dönem yaşamadılar. Biz de yaşadık. Dolayısıyla o dönemin ortaya çıkarttığı bir takım polemikleri halen hisseden insanlardan, yani o nesillerim ben. Ve o yılların lüzumsuz polemiklerinin hala gündemde oluşu biraz üzüntü verici. Yani ne Chopin diye, Bach, Mozart diye dayatmanın doğru olduğuna, ne de Zekai Delirtri diye dayatmanın doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü bu böyle birilerinin kararıyla gelişecek bir kültür yapısına sahip değiliz. Yani her yerinde kültür halkın içerisinde sanatkarlarca gelişen bir olaydır. Ve bu konuda da yani sanatçıları biraz serbest bırakmak lazım. Ama maalesef yani dinle alakası olmayan din hakkında ahkam keser. Muski ile alakası olmayanlar muski hakkında ahkam keser. Bu maalesef belki bizim sadece bizim toplumumuza ait bir şey değil ama doğru bulmuyorum. Müziği bir takım böyle kategorilere ayırması artık adet olmuş. İşte dini müzikler, din dışı müzikler falan gibi. Tabii bu kategorilerin çoğu yanlıştır. Yani bizim klasik Osmanlı müziği dediğimiz müziğin belki %90'ı da din dışı olmayan müziklerdir. Yani bu sözleri itibariyle tabii, şiirleri itibariyle. Çünkü divan edebiyatının büyük bir kısmı zaten manevi neşenin ifadesidir. Onun müziğe uygulanış şekli de. Ve zaten gösteriyor ki bizim İsmail dedemiz, Itri'miz, Zekai dedemiz, bütün Mevlevi bestekarlarının çoğu da yaptığı eserler fasıllarda okunmuş. Yani biz bunu şimdi din dışı müzik mi diyeceğiz? Belli değil. Tabii düğünümüzü, eğlencemizi de şenlendirecek müziklerimiz de var. Yani her şey de dini olmak zorunda değil veya tasavvufi olmak zorunda değil. Fakat bir de tasavvuf müziği konusu ortaya çıktı. Bunu da biraz ortaya çıkmasına ilk önderlerden birisi olduğum için söylüyorum. Çünkü 1975 yılında rahmetli Nezih Uzer'le ilk defa Frans Radyosu'nda Müzik Sufi adı altında ilk albümümüzü yaptık. O zamana kadar böyle bir konu yoktu. Hiçbir albüm yoktu Sufi müziği. 80'li yıllardan sonra birdenbire TRT İstanbul Radyosu'nda ve Ankara Radyosu'nda tasavvuf müziği konuları falan çıktı ortaya. Yani bu son zamanlarda ortaya çıkan bir konudur ve dolayısıyla bir anda sanki bütün Osmanlı müziğin mirası tasavvuf müziğiymiş gibi bir şey oldu. Dolayısıyla tarifi yok ortada. Tasavvuf müziği nedir? Tasavvuf müziği eskiden tekkelerde, dergahlarda, zikir esnasında, ayin esnasında veya Mevlevi
ayinleri esnasında çalınan müziklerin toplamına tasavvuf müziği deniliyor. Bir repertuar var ortada. Ama bugün tabii tersine döndü. İçinde ne varsa, diskoda olsa tasavvuf oluyor. Teknoda olsa ne olduğu için o da tasavvuf oluyor. Yani bu bir tabii birazcık kavram kargaşası. Yani belli klasik bir repertuar var. Yunus'un şiirlerinden bestelenmiş. Efendim Şemsettin Sivasi Hazretleri'nin şiirlerinden, Pir Sultan Abdal'ın şiirlerinden vesaire. Bir sürü bir literatür var. Niyazi Mısri'nin şiirlerinden. Bu sözleri itibariyle tekkelerde okunan Aziz Mahmut Hüdayi'nin şiirleri, ilahilerin ortaya koyduğu bir repertuar var ki bu repertuar çok zengin. Ben ODTÜ uluslararası ilişkilerden mezunum, ODTÜ'den mezunum. Ondan sonra Kutsi ile evlenmeden evvel bankacıydım. Çok işte başka bir hayattaydım. Sonra her şeyi bırakıp buraya geldim. Sonra ilk 10 sene bir sadece çocuk büyüttüm. Evde çeviriler yaptım. Sonra bir ufak bir prodüksiyon şirketim var. Kutsi ile paralel çalışıyoruz. Yani onun projeleriyle ilgileniyorum. Onun menajerliğini üstlendim diyeyim size. Mesleğim şimdilik kocamla ilgilenmiyor.